Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Hatay, Antakya'dayım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomi evinin önündeyiz. Burası UNESCO tarafından onaylı, harika bir mekan. Aynı zamanda dışarıdan ziyaretçiler de alıyorlar. İçeride birbirinden değerli şefler harika Hatay mutfağının yemeklerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. İsterseniz gelin hep birlikte içeriye girelim. Bu eşsiz mekanı hep birlikte tanıyalım. İçeriye girdik. Harika bir masa kurdular. Sağ tarafımda buranın işletme sorumlularından İpek Hanım. Sol tarafımda da bu mekanın tüm yemeklerinin şefi Süleyman Şef'im. Merhabalar şefim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İpek Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Ya ne güzel bir masa hazırladınız böyle. Rengarenk, Hatay'ın birbirinden lezzetli yemekleri. Vallahi o kadar güzel de kokular geliyor. Evet şöyle Süleyman Şef'im siz yaptınız. İpek Hanım siz mi anlatacaksınız? Evet, hiç fark etmez. Evet, nelerimiz var? Şöyle masada bir gösterir misiniz? Bize anlatır mısınız? Öncelikle şöyle çorbamızdan başlayalım. Evet, şöyle çorbayı göstermek istiyorum. Vitamin çorbası bizim şefimizin bize kazandırdığı Stil Cavara çorbası. Bu vitamin deposu buğday, yeşil mercimek, soğan, acı biberiyle gerçekten de kışların vazgeçilmez vitamin deposu çorbası diyoruz. Hı hı. İnanılmaz lezzetli. Önden bir baskı yapmak istemem ama size harika. Evet, harika. Afiyet bir lezzet olsun. Bizim aslında gastronomi evinin başlangıcı şöyle kuru zater karışımıdır. Hı-hı. Zeytinyağını şöyle göstermek koyarız istiyoruz. Evet. Hatta böyle bir bandırın bence siz tadını çıkarın. Böyle bandırarak yenir. Evet. Arap kültüründen bize kazanılan bir atıştırmalıktır. Aynen öyle. Tamam, Hatay'ın tüm baharatların içinde olduğu bir karışım. Zeytinyağını, hı-hı, reçisi koyuluyor. Önden atıştırmalık olarak misafirlerimize ikram ediyoruz. Ve Hatay'ın ara sıcağı kaytaz böreği, dana etiyle yapılan bir ara sıcağımız. Taş fırında pişiyor. Hatay'ın olmazsa olmaz mutfağı taş fırından yapılan sıcaklarla meşhurdur. Külçesi, oruğumuz, kuyruklu oruğumuz. Birazdan sizin için Süleyman Şef bölecek, içlerini gösterecek. Babakannuç, humus, cevizli biber, kekik salatası. Zahter deniyor. Çok doğrudur. Frik pilavımız Antakya'nın Reyhanlı ilçesinde yetiştirilen çok özel bir bulgurdur. Olmamış bulgurlardan, buğdaylardan yapılan, kavrularak kabuğu çıkartılan bir pilav. Özel çok bir pilav. Çok özel. Hı-hı. Tadı da çok lezzetlidir. Hemen öccemiz var. Öccemiz bizim ceviz biberle ikram edilir. Bu ödce aynı zamanda şöyle mücver. Mücver deniyor ama kabak. Kabak yok içinde. Süleyman Bey siz anlatın, katıklı ekmeği olmazsa olmaz. Şurada tabii ki. Şurada katıklı ekmeğimiz var, fırın lezzetlerinden. İçerisinde, hı-hı, çökelek var, yöresel çökelek. Katıklı ekmek bankodur. Evet, bu çörek, Antakya dediğimiz zaman. Kekik, burada mütebbel var. Harika. Zengin. Tahinle yapılır mütebbel, çok büyük. Mütebbelin içinde, evet, talaturumuz var. Talaturumuz var. Talaturumuz tahinle yapılıyor galiba tahinle içinde. Tahinle yapılıyor. Ne var içinde bu talaturun? Tahin buzlu suyuyla özellikle açılarak form kazandırıyor. Aslında püf noktası öyle, buzlu suyla yapılması püf noktası. Limon suyu ekleniyor, tuz ekleniyor. Harika. Bir de maydanoz. Burada patente Antakya'ya ait. Antakya kısırı. Evet, valla çok güzel. Şöyle nereden başlayacağım bilemiyorum. Biz 250 yıllık bir konağın içindeyiz. Biraz önce girerken ben söyledim. Buranın konağın hikayesini bir kısaca anlatır mısınız? Ben bu esnada da lezzetlerine bakayım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu UNESCO Hatay Gastronomi Evi. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş ve özellikle eşi Profesör Doktor Nazan Savaş. Bu evin tamamen yapımından sonuna kadar, projesine, dizaynına kadar halen de bizim danışmanlığımızla beraber emekleri vardır bu evde. Hı hı. Aslında bu ev UNESCO'nun lezzetlerine sunulan evin olmasının yanında bir proje evidir. Yani bu evde kültür, sanat, Hatay'a dair mozaiklerin işlendiği bir proje evidir. Hı hı. Yani insanlar mozaik atölyesi yaparak harika bir Atatürk mozaikimiz var burada devasa. Mozaik. Evet, şu mozaik gösterebilir miyiz Atatürk mozaikini? İnanılmaz güzel. Mozaik atölyesi yaparken unutulmayı tutmuş bir yemeğimizi ikram edebiliyoruz onlara. Hı hı. Veya bizim Hatay'ın unutulmuş belben tatlısını yerken Ebru'yla atölyesi yapıyoruz. Mutlaka kültür sanatla yeme içmeyi birleştiriyoruz. Harika. Ve proje evi Nazan Hanım öyle bir güzel dizayn etmiş ki Hatay'ın çifte kavrulmuş kahvesi meşhurdur. Birazdan size kahve odasında göstereceğiz. Hı hı. Kahvenizi öğütüp bize veriyorsunuz. Biz taze pişirip size getirebiliyoruz. Muazzam bir kahve odamız var. Roma odamız var. Roma odasındaki... Biraz sonra odaları gezeceğiz. Harika. Odaları takip edeceğim ve gösterelim. Selçuklu, Osmanlı Cumhuriyet dönemine kadar uzanan dönemler mobilya sanatıyla işlenmiş. Ev 250 yıllık bir konak, polis evi, jandarma, hastane evi olarak kullanılıp, hı-hı, en sonunda da 5 ailenin yaşadığı aslanlı konak olarak, süper, geçiyor. Dediğim gibi evin sadece yeme içme olarak düşünülmediği bu başkanımızın talimatıyla kültür, sanat, proje. O yüzden evin içinde mozaik replikasyonlarına, heykel replikasyonlarına çok fazla rastlayabilirsiniz. Süper, harika. Biraz sonra odaları gezeceğiz. O evli, yani bu konakla ilgili sizden daha detaylı bilgiler alacağız. Ben şu saç oruğu aslında kuyruk
yağlı. Oruk ve kuyruklu oruk. Evet. Kuyruklu oruk. Buna saç oruğu da diyorlar. Biraz daha ince oluyor galiba o. O bakın şöyle içini göstermek istiyorum. İçerisinde şey. Bakın kuyruk içine yağı, bakın. Ceviz var. İçinde görüyorsunuz. İçinde bunun kuyruk yağı, kuyruk ceviz, yağı ve ceviz var. Maydanoz. İnanılmaz bir lezzet. Harika. Hadi buyurun ben yaklaştırayım size. Değil şöyle. Misiniz? Şöyle. Tamam. Antakya'nın mutfağı baharat, acı, nar ekşisi ve zeytinyağı. Tekelinden de oluşur. Misafirlerimiz buraya geldiği zaman bize söylüyorlar. Tamamen bir et ve baharat detoksuna giriyorlar. Ya bütün yemeklerinizde Antakya mutfağının benim dikkatimi çeken en belirgin özelliği zeytinyağı. Evet. Acayip bir zeytinyağı kullanılıyor. Evet. Bunun nedeni de Antakya'da zeytinyağı çok değerli. Aslında zeytini Antakya'da eski zamanlarda altın denirmiş. Hatta burada bir ilçenin ismi Altın Özü. Zeytinyağı ve zeytincilik orada çok meşhur olduğu çok için doğru. Yanlış mı biliyorum? Çok biraz doğru. Araştırma yaptım ama. O kadar doğru ki bilgileriniz evet, altın çok da değerli. Özün, Altın Özü'nde tamamen zeytincilikle geçimini sağlayan bir ilçedir. Ve çok Antakya'da doğru. Zeytinyağını diğer zeytinyağlardan ayıran en büyük özellik aroması, içindeki asidesi, birçok özelliği var tabii. Yetiştirme koşulları falan. Aynen, havanın çok farklı. Şartı, iklimsel gerçekten, olduğu için çok farklı. Özellikle mezelerde Antakya zeytinyağı çok yakışıyor. Evet. Yani meze yapacak evet, olanlara şimdi tavsiye edebilirim. Aslında ben tebuleyi de özellikle tatmanız işte. Hı-hı. Bizim de çok banka salatamızdır. Bizim evimize UNESCO olduğu için çok fazla turist geliyor. Dolayısıyla son dönemdeki dünyadaki vegan akımına uydukları için bu tebule onların vazgeçilmezi oldu. Vegan mutfağına uygun. Evet, vegan mutfağına bile bir uygundur. Proteindir çünkü ince bulgurla yapılan bir salata türüdür. Narla beraber bütünleştirip harika bir doğal lezzet sunmaktadır. Şimdi takipçilerim, bu videoyu izleyenler Antakya'ya geldiler. Burayı nasıl bulacaklar? Bir onu bilgilerini. Burası eski Antakya sokaklarında. UNESCO, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir ev için. Gayet herkes burayı kurabilir. Ama buranın en önemli özelliklerinden birini de söylemem lazım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen sosyal devlet anlayışıyla kurduğu bir ev olduğu için. Hı-hı. Bunu geçen gün bizim başkanın eşiyle yapılan bir röportajda sordular. Buraya gelen bir kişi 50 liraya çıkar mı? Çok rahat doyar. Ne kadar fiyatlar? Doyar. Evet, fiyatlar ne kadar? Yani mezelerimiz 10 lirayla 12 lira arasında değişiyor. Şu meze tabağının bir tanesi evet, 10 lira. 10 lira. Mütebbel 12 lira. Oruğumuz 6 lira. Külçemiz 3,5 lira. Kaytazımız 3,5 lira. Yani fiyat burada bir insan 10 liraya doyar çıkar mı? Çıkar. Külçenin yanına çay alır 5 liraya çıkar. Anladım. 5 süper. Liraya kadar doyar. Harika. Yerimiz çok basit. Hatay'a geldiğiniz zaman şöyle söyleyeyim, eski Hatay burası aslında. Evet, çok doğru. Kime sorsanız gastronomi evine gideceğim diye size kesinlikle gösterir. Çok basit bir tarifi var. Çok basit bulduk biz de. Çok zorlanmadık. Fiyatlar duyduğunuz gibi. Antakya mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini yemek istiyorsanız buraya kesinlikle tercih edebilirsiniz. Biz şimdi biraz yemek yedikten sonra odaları gezeceğiz. Odaları bize anlatacak. Evet. Nasıl odalar var? Çok harika odalardan bahsettiler aynen biraz öyle. Önce. Sizler için biraz sonra devam edeceğiz. Biz biraz yemeğimizin masamızın lezzetini çıkarmaya devam edelim. Hadi bakalım. Ve kahve odasına giriyoruz. Evet. Antakya kahvesi. Antakya kahvesini burada ikram ediyoruz. Çiğ kahvemiz, öğütücülerimiz öğütüp bize verebiliyorsunuz. Taze pişirtip size getirebiliyoruz. Mobilyalarımız eski Antakya dönemini yansıtan şekilde döşenmiştir. Çok güzel. Evet, burası Roma dönemi odası. Aslan Müzesi'miz Fransız işgalinde Fransızlar tarafından Amerika'ya kaçırılan bir eserimiz. Şu an Baltimore Müzesi'nde sergilenen orijinali replikasyon. Büyükşehir Belediye Başkanımızın buraya getirip birebir yerleştirdiği bir eserdir. Roma dönemi odası diyoruz buraya. Evet, çok güzel. Şimdi Selçuklu Odası'na geçiyoruz. Evet. Selçuklu Odası. Selçuklu Odası'na geliyoruz. Burası da Selçuklu. Evet, Selçuklu dönemi odası. Bakın burada çift başlı kartal sembolize edilmiş. Selçuklu döneminin simgesi. Antakyalı mobilya ustası Ali Altun tarafından yapılmıştır bu mobilyalarımız. Bunlar sonradan mı monte edilmiş, önceden var mıymış? Tamamen önceden olan dolaplar bunlar. Her odada bir aile yaşıyor. 5 ailenin yaşadığı aslanlı konak olarak. Tabii tabii, eskiden evler yapılırken her odada bir aile yaşayacak şekilde evet. Restore edilmiş. Mesela bu dolapların birinde o zaman banyo var. Kesinlikle evet, banyo var. Kapağı açıyorsun, banyo yapıyorsun. Banyo bir yerinde ocak olması lazım. O aynen kapatılmış öyle. Galiba. Kapatılmış. Mesela giriş hemen eşiktir derler. Duş olarak kullanılıyor. Orada da gideri var. Duş alıp çıkıyorlar. Evet. Eşik deniliyor buna. Vay. Çok güzel. Tamam. Şimdi bir sonraki odamıza geçelim. Osmanlı. Türk tarih dönemine gidiyoruz. Selçuklu'dan başladık. Osmanlı'ya gidiyoruz. Şimdi Osmanlı'ya gidiyoruz. Evet. Tamam.
Bu da Osmanlı saray sofrası mı oluyor? Evet, Osmanlı dönemi, ihtişamın dönemi. Bakın oymalarla anlatılmış ihtişam. Varaklar. Varaklar, tuğra, ebru'lü sanatı dönemde kendini, Osmanlı döneminde kendini hissettiriyor. Daha burada. Bir gösteriş var burada. Evet, daha gösteriş var. Evet. Odaların öyle bir konsepti var. Artık şirketler, dernekler, yönetim kurulu toplantılarını burada yapıyorlar. Önce toplantı, sonra yemek yiyorlar. Hmm. Keyfini çıkarıyorlar. Herhangi bir ekstra ücretimiz yoktur buralarda. Buralarla ilgili herhangi bir ekstra ücretimiz yok. Çok güzel bir şey ya. Şimdi nereye geçiyoruz? Hangi odaya? Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet dönemine sadelik geçiyoruz. Sadelik ve zerafet dönemi diyoruz. Ne diyorsunuz? Sadelik ve zerafet. Sadelik ve zerafet. Sadeliğin ve şıklığın zerafetin dönemi. Var. Evet. Çok güzel ya. Sade. Bakın sandalyelerdeki hiçbir ihtişam yok, gösteriş yok. Evet. Tamamen Atatürk'ün sofralarını andıran şekilde 9'u 5 geçe saat. Evet, girer girmez onun dikkatimi çekti. Saat 9'u 5 geçiyor. Harika ya. Burada da Hatay'ın anavatana katılışının bayrak dikim töreni. Bu hangisi? Hatay'ın anavatana katılışının bayrak dikim töreni. Vay. Meşhur Türk tarihine imzasını atan bir fotoğraf. Harika. Burası. Çok önemli. Çok önemli bir resim ya, evet. Gerçekten. Ve Mustafa Kemal Atatürk orada çok güzel bir yazısını okumak istiyorum sizlere. Evet. Şöyle burada yazıyor: Atatürk 29 Ekim 1937'de katıldığı son Cumhuriyet Balosu'nda Fransız Büyükelçisine Büyük Meclisimin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşamam. Bunu bilerek ve sözümü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek benim dostluğumu lütfen bildiriniz ve doğrulayınız. Hatay benim şahsi meselemdir. Mustafa Kemal Atatürk. Hatay o kadar çok önemsemiş ki. Hatta Hatay'ı Adana'da rahmetli olmadan önce, evet, hastalığına rağmen. Hastalığına rağmen Adana'ya geliyor. Evet. Adana'da o güç gösterisini bulunuyor. Sonrasında da Hatay anavatana bağlanıyor. Kesinlikle çok önemli bir hikayeye sahip. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere son armağanıdır Hatay. Maneviyatı bizim için çok önemlidir. Gerçekten evet, duygulandım arkadaşlar. Şu an tüylerim diken diken oldu. Mustafa Kemal Atatürk benim gerçekten tek örnek aldığım insandır. Yani neyse, çok duygulandım şu anda. Tüylerim diken diken oldu. Evet. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim İpek Hanım. Sefa getirdiniz. Vallahi harika bir konak, 250 yıllık bir konak. Selçuklu'dan başlayıp, evet, Cumhuriyet dönemine kadar, evet, odaları da yapmanız ayrı bir ince düşünce. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Lütfü Savaş Hanım'a. Evet, böyle güzel bir eseri Antakya'ya kazandırdıkları için. Evet efendim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.